başlayayım mı? Sayın Kalfar, maçın geneline baktığımız zaman ilk yarıda Murat'la 1-0 öne geçtiniz. İkinci yarıda 2 golle. İkinci haftada yani üst üste ikinci galibiyeti aldınız. Neler söyleyeceksiniz karşılaşmayla? Tabii kendi sahamızda ikinci maçımız bu. Bir deplasmanda bir kendi sahamızda kazanmış oluyoruz. Kazanmak güzel bir şey. Fakat kendi sahamızda bu maçın çok zor olacağını düşünüyorduk. Gerçekten de öyle geçti. Özellikle ilk yarıda bulmuş olduğumuz gol bizi biraz dağıtsa da ikinci yarıda daha iyi mücadele ederek en azından gol yemeden ikinci golü kovalamak gerekiyordu. Son 10 dakika içerisinde de ikinci golü bulduk. Dolayısıyla yapılan mücadele çok tatmin edici bir mücadele. Oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu maçı kazandıysak mücadele yaparak kazandık. Topun büyük bölümünü daha olumlu kullanmamız gereken kullanamadık ama iyi mücadele etmek çok önemli. Bugün iyi mücadele eden oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Kazanmak çok daha önemli. Bunu da yaptılar. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Yolumuza devam edeceğiz. Hafta içinde transfer konusuna değindiniz ve bunlardan bir futbolcu Samsun Spor'a dahil oldu. Hafta içinde imza töreni olacak Boşnak futbolcu ile ilgili. Buna ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii büyük ihtimalle Boşnak oyuncuyu Adilovic'i bünyemize kazandıracağız. Bunun dışında iki tane daha oyuncu kazandırmayı düşünüyoruz. Hafta içerisinde onlar da biter diye düşünüyorum. İnşallah Samsun Spor çok daha iyi olacaktır. Bunun bilinci içerisindeyiz. İyi olmamız için bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmemiz gerekiyor. Önemli olan takımdaşlığı, önemli olan ekip ruhunu şu anda görüldüğü gibi yaşamak ve yaşatmak. Biz bunu yaşıyoruz, yaşatacağız sonuna kadar. İnanıyorum ki bunu yaşatan takımlar daha başarılı olacaktır. Biz de başarılı olmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Murat'ı alabilir miyim yanıma hocam? Murat karşılaşmada maçın ilk devresinde Samsun Spor adına gol atan isim oldun. Samsun'un seyirci desteğiyle aynı zamanda Fethiye karşısında 2-0'lık bir sonuç elde ettiniz. Ve üst üste ikinci galibiyet. Neler söyleyeceksin? Evet, dediğiniz gibi ilk gol atmak bize nasip oldu. Seyirci desteği arkamızdaydı her zaman gibi. Sahamızda ilk galibiyet, bu sezonki ikinci galibiyetimiz. Haddimizi bilerek oynuyoruz. Daha iyi olacağız. Eksiklerimiz var. Birbirimizi seviyoruz. Arkadaşlığımız iyi. İnşallah daha iyi yerlere getiririz bu takımı. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Musa, Fethiye karşısında istediğiniz bir galibiyet elde ettiniz. Maçın geneline baktığım zaman da sen de çok önemli pozisyonlar buldun. Neler söyleyeceksin? Kendi adımıza çok mutluluk verici bir 3 puandı. Geçen haftaki 3 puanı sürdürme adına, hedeflerimiz doğrultusunda üst sıralara gitme adına bu 3 puan çok önemliydi bizim için. Bunu başardık, biraz zorlandık ama bu 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. Buraya gelen taraftara bunu armağan etmek istiyoruz. Ayrıca ısınmada sakatlanan Adnan arkadaşımıza da ayrı bir şekilde armağan etmek istiyoruz. Mutluyuz. İnşallah devamı gelecek. Açıkçası ben bu sene arkadaşlarıma, arkadaş grubuma çok güveniyorum. Hepsi hem çok kaliteli insanlar hem de çok iyi oyuncular. İnşallah bu sene hedeflerimiz doğrultusunda bir üst lige çıkmak istiyoruz. İnşallah da bunu başaracağız. Teşekkür ediyoruz. Evet Ahmet, bu karşılaşmada Samsun Spor kendi seyirciniz önünüzde 2-0'lık bir sonuçla mutlu sona ulaştınız. Tabii ki rakip takımı da değerlendirmek gerekirse savunmada sizi zaman zaman zorladı. Sen neler söyleyeceksin karşılaşmaya ilgili? Evet. İçeride oynadığımız maç, ilk maç şanssız bir şekilde son dakikada yediğimiz golle kaybetmiştik. Bunu kazanmak istiyorduk. Bütün takım bunun bilincinde sahaya çıktı. Tam olarak istediğimiz oyunu yansıtamadık. Daha eksiklerimiz var ligin başı olduğu için. Ama bunun bilincindeyiz. Düzelteceğiz bunları. Fethiye Spor da iyi mücadele etti. Sizin de söylediğiniz gibi bazen bizi zor durumlara soktular. Ama gol yememeyi başardık. Takım arkadaşlarım gerçekten iyi mücadele ettiler. İnşallah önümüzdeki maçlarda da bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Başarılı olmak istiyoruz. Son olarak Denizli Spor karşılaşması olacak haftaya. Onun öncesinde sen neler söyleyeceksin? Evet. Denizli Spor'da yeni bir ekip. Geçen seneki oyuncuları ayrıldı. Çoğu. Onlar da yeni oluşum içerisindeler.
bizim için de kolay bir maç geçmeyecek. Denizli evinde iyi oynayan bir takım ama galip gelmek istiyoruz. Bu moralimizi, bu avantajımızı sürdürmek istiyoruz. İnşallah devam edecektir galibiyet serisi. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Başarılar.